Tanrı derken şimdi iki tip yaratıcı var. Birisi deist, birisi teist. Evet, biri deyle, biri teyle. Şimdi tabii ki deyle olanı hiçbir zaman bilemeyiz. Belki o bir uzaylıdır, belki bir fizikçidir. Çünkü şu anda laboratuvarlarında evrenler yarattığını iddia eden fizikçiler var ve bunlar ciddi fizikçiler. Nobel'e aday Alan Guth var mesela, enflasyon kuramını ortaya atan. Bu laboratuvarlarda evrenler yaratılabildiğini iddia ediyor. Ama o evrenlere hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Yaratılıp gidiyorlar. Böyle bir deist yaratıcı olabilir tabii. Ama bir de teist yaratıcı var. Teist yaratıcı bir kere hem tasarlıyor, belki ben konuşmama hızlı başladım aslında. Burada vurgulamak istediğim evrenin tasarlanıp tasarlanamayacağıydı. Yaratılıp yaratılamayacağı değil aslında. Belki haklısınız. Çok hızlı başladım. Önce onları söyleyecektim. Konuşmamın amacı evrenin yaratılıp yaratılamayacağı değil. Belki de gerçekten bir fizikçi yarattı yani bir laboratuvarda. Onu bilemeyiz, şu anda bilemiyoruz. Ama tasarlanamaz bir evrende yaşıyoruz. O kesin. Hiçbir şekilde tasarlanamaz. O yüzden zaten Einstein kuantum fiziğine karşı çıkıyordu. Aslında teist olduğu için değil. Einstein birçok yerlerde kendisinin ateist olduğunu ifade ediyor ama buradaki bir zorluğa, kavramsal zorluğa dikkat çekiyordu. Yani Tanrı zaratmaz diyordu. Şimdi Tanrı zaratmaz. Hakikaten eğer teist Tanrı'dan bahsediyoruz, bir evren tasarlıyorsanız zar atarak tasarlayamazsınız. Yani istediğiniz bir şekilde tasarlarsınız. Ama istediğiniz bir şekilde de tasarlama imkanınızın olmadığını fizik ispatlıyor. O doğru. Ha, ayrıca ikinci bir nokta daha var. Teist Tanrı her şeyimize müdahale ediyor. Bunun zaten hiç olamayacağını zaten 150 yıldır biliyoruz. Darwin'den beri. Yani müdahaleci olunmadığını biliyoruz. Hatta Darwin'den önce Laplace da Tanrı hipotezine gerek yok demişti ama onlar tabii yanlış bir şey üstünde diyorlardı buna. Hani her şey çok mekanik, çok determinist zannediyorlardı. Yani bir kere baştan evren kurulmuş, ondan sonra hiçbir şeye müdahale edilmiyor zannediyorlar. Neyse. Ama 150 yıldır biliyoruz ki hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Zaten çok saçma olur bu, düşünsenize. 13 milyar yıl önce yaratıyorsunuz, bekliyorsunuz işte yaklaşık 9 milyar yıl sonra güneş sistemi oluşuyor, dünya oluşuyor. Sonra yine bekliyorsunuz. Bunlar çünkü kesin deliller. Yani dünya nasıl dönüyorsa bunu da o kadar bir gerçeklikle biliyoruz. Bekliyorsunuz işte birkaç milyar yıl daha geçiyor. Canlılar, çok hücreli canlılar ortaya çıkıyor. Kambriyen dönem 500 milyon yıl önce. Geliyor yine bekliyorsunuz işte maymunlar bir takım iki ayakları üstünde yürümeye başlıyorlar. Falan onlar evrimleşiyor. 200 bin yıl önce işte atamız Homo sapiens ortaya çıkıyor. Yine bekliyorsunuz. 30 bin yıl önce mağara döneminde yaşarken insanlar birbirini yiyor. Yamyamlık var. Yine bekliyorsunuz falan. Yani buralarda hiçbir müdahale yok. Geliyor ta işte 2000 yıl önce gökten vahiy iniyor. Yani böyle bir şey olmayacağı zaten belli de. Müdahaleci bir tane evrenin tasarlanamayacağı zaten. Yani kuantum fiziğine göre evren tasarlanamaz. Ama yaratılabilir.